Tribu Spor YouTube kanalına Futon'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yine Suade United'la beraber FC'de ne maceralar yaşadık bunları anlatacağız. Bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Emir bizimle. Emir hoş geldin. Hoş bulduk Efe abi. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben iyiyim. Oyun oynuyoruz işte. Ara tatile gittik. Öyle eğlenceli. Tatilde zamanı güzel değerlendiriyorsunuz. Evet. Düşünüyorum. Bu araki görevlerin hiçbirisi kaçmadı. Hepsini yaparsın. Yok, hepsini yapıyoruz. Emir'le bir anlaşmamız oldu. Tabii yazın Foot, PlayStation ve diğer oyunlarını oynuyordu. Okul başlayınca çevre kolejinde okuyor. İkinci sınıf yani 6'ya gidiyor. Biraz ağırlaştığı için haftada bir saat PlayStation hakkı verdik hafta içi. Hafta sonu serbest, cuma, cumartesi, pazar. Onu iyi değerlendirmeye çalışıyor. Bazen yarım saat, yarım saat oynuyor. Ama öyle bir şey getirdik, onu da söyledim. Evet, doğru abi. Evet, Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Emir'le başlayınca da Emir hoş geldin. Hoş bulduk. Biz her hafta buradayız zaten. Aynen. Onun için Emir'e daha öncelik tanıdım. İlk olarak istersen kadrolardan başlayalım. Bir kadronu görelim. Biz her hafta takip ediyoruz Suadiye United'ı ama bir de senin anlatımınla arka plandaki bir isim olarak takımın. Ya, takımım özellikle Champions üzerine, Champions Team. Ön tarafta Rafaelio var. Bunda seri oyuncu tarzı playstyle'ı var. Evet. Playstyle'ları da önemli. Sen o konuda hakimiyetin olduğunu öğrendim Altan abiden. Onları da anlatabilirsin bize. Tamam. Andre Silva'nın çok playstyle'ı yok. Biraz yavaş bir kart değiştireceğim. Oyun gerçekte de özelliği öyle zaten. Evet. Yani yavaş. Onun dışında Fenerbahçe efsanesi Kayt var. Onu da parayla 60 bin aldık. Kayt'ın daha çok fiziği iyi. Yani yükseğe çok iyi zıplıyor. Çok kafa golü atıyor. Ortaları iyi. Tam yani futbolculuğunda nasılsa özelliği koyar. Şey var. Aynı zamanda golü toplayan adam. Oo. Bir de Premier Lig kartı. Bir önceki kart Eredivisie'ydi. Evet. Premier Lig kahramanı. Ben orta saha bayağı iyi bana göre. Bellingham var. Ayın oyuncusu Bellingham kartı. Onun da amansız playstyle'ı var. Yorulmuyor. Bayağı iyi. Bu kadro kurma görevlerinden. Evet. 5 tane kadro kurma görevi yaptık sanırım. O da bayağı iyi oynadı. 2 pozisyonda oynuyor. Evet. Puteyas var. Bu parasız çıktı ve bayağı iyi bir kart. 5 beceri hareketi, 5 zayıf ayak. Çok iyi. Evet. Top kontrolü çok iyi. Yani tekniği var. Doğal yeteneği var. İlk dokunuş altın. Ben hep plase atıyorum bununla. Acayip. Acayip plase vuruyor. En sevdiğim kadromdaki kart Puteyas. Bir kadın kartı mı? Evet. Onun dışında ikon yükseltmesi yapmıştık. 87 max. Ondan da Makalele çıktı. Makalele savunma. Evet. Bana burada Gattuso çıktı. Sen avantajlısın. Evet. Bayağı iyi çıktı bana. Bir de şimdi gördüm, SHO da oynuyor. Evet. Kanata da atıyor. Evet ama kanat zor oynar. Alternatif olarak koymuşlar. Evet. Şey tarzı var oynamak isteyen için, onu özellikle söyleyeyim. Bir 4-3-3'lük, üçlü savunmada sağ o, solo, sol kanat, sağ kanat var. Orada önünde çok hızlı kanatlı. Olursa, çok kanat oynayan için orada sağa oynayabilir. Evet. Merkezi kapat yapabilirse yani merkeze yardım. Ha. İleride de sağ kanatta belki olabilir. Zor. Stoperimiz çok iyi zaten. Stoperler Eder Militao, Ruben Dias çıktı. O çok iyi bir kart. Evet, acayip. Şu Kunduz yani Sezgili defansların en iyi playstyle'ı bence. Evet. Yani adama bir müdahale yapınca tak diye topu alıyor. Adam böyle şaşırıyor. O konuda çok iyi. Ferland Mendy var. Oyunun en hızlı sol beki. Carvalho geliştirme yapıyoruz. Evet, geliştirme. Kaça kadar gelişiyor? 85 olacak. 82'den 84'e kadar çıktı. Daha 85 olacak. Daha ben de Ake'yi geliştirdim. Stopper'e. O da iyi. Courtois var. Oyunun başından beri zaten oyunun en iyi kalecisi. Geliştirmelerde nasıl bir gidişat var? Kouame var. Kouame var. Kouame'yi özellikle geliştirdim. Kouame benim için çok özel bir kart. Emir istedi ama geçen sene gümüşlerle yapılan görevde 74 tuttu Kouame. Gümüştü Serie A'da. Çok kullanıyordum. Bu sene Emir dedi ki Kouame'yi geliştirelim. 87 oldum yani. Çok iyi. Çok iyi. Ve plasesi geldi. Serisi geldi. Trevelesi var. Yani bir tık altını yok.
Onun dışında çok mevkide oynuyor. Sağ trafor, sol kanat, sağ kanat. Her yerde oynuyor. Bayağı da gol attı. Zayıf ayağı da 5. Beceri hareketi 3, birazcık o zayıf kalmış. Şimdi senden ben bir transfer tavsiyesi aldım. Ben de forvette Messi oynadığı için Martinez'i yapmamı önerdim. Evet. Martinez Messi. Hem çok ucuz. 83'e 84 kadrolar gerekiyor. Gol vuruşu çok iyi. Yani 9 maçta 10 gol 10 asist yapmış. Şeyi nasıl? Bunun playstyle'ı? Playstyle 6'nı yok. Plesesi yok. Yani ayak dışı, trivele var. Fizik var bir de. Emre, güzel bir ayak dışı var. Emir'in beğenmesi için bir kartın plazmesinin güçlü olması. Efe bilmiyorum. Evet, bir yıl önce de gelmişti ikimize. Doğru. Bir gelişme görüyor musun Emre? Kesinlikle yok. Ben programdan önce de bir maçını izledim zaten. Orada gördüm. Duyumda da ciddi bir gelişim. Öyle mi? Olsun. Arada olur. Ronaldo var. Ronaldo var, evet. O oyunun başında çıktı. Bunun da acayip şeyi var. Bunun olsun zaten. Kuvvetli şut. Ya öyle vuruyor ki direkt gol. Yani kuvvetli vurunca direkt gol oluyor. Ya bunun bayağı playstyle'ları bayağı güzel. Ronaldo. Ama bir duygusallık da oluyor. Çünkü Ronaldo 86'da görmek. Ronaldo'nun 86 olup Benzema'nın 90 olması bu seneki futbolun en büyük fiyaskosu. Yani Ronaldo milli takımda da atıyor. Kendi liginde de çok atıyor. Benzema'dan çok atıyor. En çok gol atan 86 üçüncü futbolcu. Evet. Şu an çok en çok gol atan üçüncü futbolcu, evet. 2023'te. Şeydi, değil evet. Mi? Bir Harry Kane 48 gol. Bir Haaland 48 gol. İki Harry Kane 47 gol. Üç Ronaldo 45 gol. Dört Mbappe 43 gol. Listede böyle. Kendimi gördüm şu an. Mesleğimizi elimizden aldım. Evet. Çocukluğumu onun gördüm. Onun dışında bir tane 85 kadro ve bir tane haftanın oyuncusuyla hero upgrade yapmıştım. O da... Bu senenin güzel kartlarından birisi de Dzeko oldu. Fenerbahçe. Evet, Dzeko var. 89'a çıktı yani. Biz 24 bine aldık. Şimdi ama şu an fiyatının 2 katına geldi. Evet, evet. Buralara çıkıyor. Para da elimizde. Evet, duruyor. Ha, dursun güzel. Evet. Evet. Onun dışında Klasen var. Bu da 15. seviyede, daha çok İtalyanların kimyası fazla olsun diye aldık. Evet. Nacho Fernandez var. O da gene Evolution. Geliştirme yapıyoruz. Bu sene bu geliştirme çok güzel oldu. Evet. Tam istersen geliştirmede Carvajal ve Fernandez'in nereye gideceklerine bak. Bir de Grabi'yi gösterirsin geliştirmeleri. Tamam. Ha, onun dışında bir de Semker var. Onu çıkardık kapaktaki. Evet. Geçen sene kapakta vardı. İki tane kadın oyuncu var kadromda. 91 ve 90. Evet. Bayağı büyükler. Bu arada oyun başlangıcında Emir 88'lik Zeko ile bayağı goller attı. Bayağı oynadı. Değil mi konferansta? Evet. Evet. Onun dışında kulüpte gelişmeler. Artık haber şeyinden gelişmeler. Carvajal var. Bu da maç kazanırsa 85 oluyor. Hızı çok artıyor. Evet. Pası bayağı iyi. Şut dışındaki hepsi 80'in üzerine çıkıyor. O da bek için çok gerekli değil zaten. Mesela Nacho var. Yani Nacho ortalama bir kart. Stoper 7 diye şey yaptım ben. Ama bir de sizde Real Madrid'i çok ya. Evet. O yüzden size uygun. Çok uygun. Onun dışında şey var. Gnabry. Bu da 86'da şu an. Bunun normal kartı bile iyiydi. 87'de bayağı hızlanıyor. 87'de bayağı hızlanıyor. Şutu artıyor. Driplingi artıyor. Fiziği bir tık düşük kalıyor. Ama onu da şeylerden çok kurtaramıyor. Plesel çok az. Şaşırdım biraz. Zaten bundan yetkililere sesleniyorum. O şeyleri yapmak için genelde 7 playstyle üzerine geliştirmiyorlar. Vermiyorlar. Evet. Yani. Hep sınırlamalar getiriyorlar. Evet, sınırlamalar. Onun dışında gelişimler 2 tane var da 150 bin istiyor. Gerek yok. Çok pahalı. Evet, evet, onun için. Arda da ekstra mı gelişiyor? Arda gelişemiyor. Babam biz geliştirdiğimiz için daha çok gelişiyor. 7 playstyle'ı var. Hayır. İsterse gelişebilir bak. Oyun tarzları sayısı max 7, 8 var Arda'nın. Fred var. Ya Fred de güzel oluyor tabii 84. De. 84. Evet, ama işte 150 bin vermeye buradan yetkililere sesleniyoruz. Fred'i Fenerbahçe formalı. Evet, fotoğrafını da değiştirelim. Evet, evet. Bol servisi elinde sonuçta. Evet. Onun dışında burada çok o kadar. Çok başka bir şey yok.
paketlerimiz var. Haydi. Evet. 4 tane saklamışsınız. 4 tane paket evet. sakladık ve bayağı büyük paketler. Bir tane 84x2, 2 tane 84x3, 2 tane. Sen hangisi açmak istiyorsun? Ben şu 84x3. Bas bakalım. Bir dakika, bir tane daha. 83x5 var. O zaman ilkini açalım. Aç bakalım. Açtım ilkini. Geliyor. Parti mi? Evet, Thomas Parti. Maşallah abi direkt. Emir 3 tane 84 mi açtın 84'te? Emir bunu başaramıyor. 85 ya, hayır hayır. 85 açtın. Bir Rashford falan verin. Martinez. Bu kim yani? Kadın. Bunu hızlı satabiliriz çünkü kurtarma hakkımız var. Evet, ha. Kurtarıyoruz. Evet, o zaman kurtarırız. Şimdiki paket sırası Efe abiye veriyorum. Evet, bakalım. Ben ne yaşam? Ben hangi en sondaki biz, en sondaki. En sondaki. Beş en tane sondaki var. Ayırmış. Beştin. Hayır, Efe abi seçti. Hadi bakalım. Ben ayırmadım. O zaman geliyor. Uğruna inşallah güzel bir şeyler çıkar diyeyim. Jamaikalı geldi. Hüseyin Bolt çıktı herhalde. Yani evet, Hüseyin Bolt. Hayır, bu kadın gene. Evet. Kadın geldi. Kadın geldi. Bu da 85. 85 güzel. Kadro kurma görevinde evet. kullanılır. Ben evet, kartı. Oo, hiçbir elimiz. Ceko yine. Ceko bıraktım. Ceko yok. Evet, baba aç bakalım. Seninki 82 iki tane. Bu mu? 84 evet, iki tamam, tane. Bakayım, ben galiba bundan iyi bir şey gelecek. Böyle bir siyaset. İspanyol. Ben genelde İspanyol açarız zaten. Laporte. Bir Rashford at. Martinez az önce de çıkmıştı. Evet, Martinez bu paketlere serpiştirilmiş galiba. Evet. Rahat bir sıra. Evet. İnşallah evet, bir tane abi. Özel çıkar. 84 çıkarsa zıplarım zaten. Tamam. Çıkmadı özel. Çıkmadı mı? Fransa. Sol. Koman. Koman. Evet. Kaç? 86 mı? Ya bir dönseydi ya. 85. Tebrik ederim. Evet. Şimdi ikincisi geliyor bak. Yok gelmiyor. İkisi de 86 olacak. Bir ver bir Rashford ver. Trippier güzel. Trippier veriyor. Ama elimizde olmayanlar çıktı en azından. Evet. Görevlerde kullanıyoruz. Koman güzel ya. Bu arada Koman'ın da galiba şeyi var. Geliştirmesi var. Fiyatı 85. Fiyatı düşmüş. Düşük. Çok kullanıldı. Ya bir de artık şey sarı altınlar. Şimdi çok fazla kart çıktığı için biraz fiyatları düştü. Evet. Ön izleme yapılmış. Mignole. Milli takım haftasındayız. Bir de Türk milli takımının kadrosunu yaptığını da öğrendim. Evet. Yine Altan abi de. Öyle bakalım. Bir biri geldi. O kadroyu da görebilirsin. Nerede bakalım? Emir hem ligleri gösterecek hem şeyleri gösterecek. Liglerde de tabii. Evet. Türkiye var. Bu evet. arada şeyi de söyleyelim. Lamkel bu haftanın oyuncusu evet, olarak Hatay Spor'da. Evet. Kaptan oyuncusu kartı geldi. Güzel bir kart. 83'lük galiba. 84. Öyle mi? 84. Ben 83. 83. İyi. Bu arada şey yani her hafta artık Türkiye Ligi'nde evet, iyi bir performans varsa çok vermeye başladı. Kart olarak geliyor. Evet. Onun dışında iki tane haftanın oyuncusu var. İsmail Yüksek milli takım arasında Hırvatistan maçında gösterdiği performansla gelmişti. Kerem Aktürkoğlu gene Süper Lig'de bu aralar birazcık formsuz ama hafta siz doğru yerde şeyi değiştirelim. Elimizde yoktu. Son gün aldık aşağıda stoper Mert Müldür yerine Abdülkerim'i aldık galiba onu koyalım. Evet Abdülkerim bardak şimdi evet, onu koyalım. Kökçü yedek. Şimdilik böyle gibi. Evet. Kalede şey kaleyi de Uğurcan yapalım. Evet. Ya bu şu anda bu arada ya. Şunu da söyleyeyim. Ama Arda Güler yok. Burada Orkun Kökçü var maalesef. Arda Güler ayrı. Tamam. Şunu söyleyelim. Biz gelmeden önce Türk milli takımdaki bazı özel kartları da Yusuf Sarı falan alacaktık. Son gelen KKG görevi yüzünden haftanın oyuncuları fırladı bulunmuyor. Evet. Çok pahalandı o yüzden alamadık. Süper Lig kadrosuna da bunu söyleyeceğiz. Evet. Zaha'yı da alamadık çok aşırı pahalandı. Evet. Zaha bir de reytingi 85 olduğu için herkes o görevde evet. kullanmaya kalktı. İyi de bir kart. Bayağı iyiydi. O zaman ilk 5 büyük ligin ilk ligi Premier Lig'den başlayalım. Premier Lig'de iki tane kahraman var. Abi bir dakika şurada bir tane kadın kalmış. O bunu çok uyguna verdiler. Tarihten. Evet çok uyguna verdiler. Trippier. Ve iyi de oyuncu. Trippier'i koyalım buraya da. Bu Premier Lig kadromuz. İki tane kahraman var. Tim Cahill ve Kite.
Onun dışında bir ara Nunes 40 bin lira falan gidiyordu. Çünkü başta oyunun başına bayağı gol atıyordu. İyi karttı. Evet. Bir de herkes Evolution'unu yapıyordu. Evet. Şimdi biraz düştü. Şeyi de Nottingham Forest'lı oyuncuyu da sezon görevlerinden Tamam. aldınız Evet. herhalde, Evet, değil mi? seçimde onu seçtim. Ben de bunu Evet, seçtim. seçimde onu seçtim. Bir tane Ødegaard çıktı. Bu bayağı iyi bir kart. 100 bin falan oyunun Evet. başında çıktı. Kadroda çok uzun süre kaldı. Ruben Dias vardı gene. Aynen benim kadromdaki gibi. Rafael Varane var bir ara. Gene şey yüzünden. O sezgili altın şey olduğu için. Gene çok artmıştı fiyatı. Guardiola var. Ederson bugün bana çıktı. Yedeklerde Madison. Bu yeni Evet üçlük yeni üçlü görevlerle tetik oldu. Madison. Kudüs gelmişti daha önceden oyunun ilk başında. O da ilk başta 84'tü. İki maç kazanıp gruptan çıkmayı garantileyince West Ham o da 2 arttı. Bowen da çok rahat bir görevle yapıldı ve iyi bir kart. Evet. Evet. 86. Evet Yani çok herkes hızlı. Oyunun başında Nike'lar gelmişti. İlk promolar Nike'tı. Bir tane bize de Evet. Fernandes'liydi. Onun dışında bir ara gene 40 binler civarında olan Saliba. Bu Isak'ın Bu da arada ben de görevler için yoğun mesai harcıyorum. Emir dediğim gibi hafta Evet. sonları bazen oynuyor. Emir daha çok Rivals oynamayı seviyor. Ara Evet. sıra Champions oynuyor. Ben tüm görevleri hemen hemen ben yapıyorum. Onu da Ha, söyleyeyim. evet. Tüm şey görevleri, Yükseltmeleri, geliştirmeleri. Ama Emir yükseltmeleri, hepsini seçiyor. Ben sevmiyorum. görevi Ha. yapıyorum. Evet. Onun dışında Takımın Isak başkanı gibi yani. var. Şöyle bir şey. Emir bazı Oyuncuları ben detayları daha seçiyorum. iyi takip ediyor. Ha. Oyuncuları ben seçiyorum. Oyuncu özellikleri daha iyi takip Bu ediyor. İshak'ın da var gelişimleri. Bu Onu Isak'ın da gelişim var. evet. Yapacaktık. Bitti. Süresi bitti. Süresi bitti. Ha, süresi bitti. Evet. Diğer bir oyunun başında çıktı ve çok kullandım. 95 hızlı. 95 Evet ya, hız. Bir de çok hızlı. avcı bastık. Hız fullendi. Bir de şeyi var. Sprint'e altını var. Bu da acayip bir şey. Ya full hız üzerine kurulu bir kart. Bayağı oynadık bunu. 154 maç. Evet, 164 güzel. maç. Premier Lig kadrosu böyle. Ha, bir de Wilson var. Gene öncülerden. Evet, onu bende de var. O iyi bir Gene kart. evet almıştık. Çok uygundu. La Liga sıradaki 5 büyüklükten kadromuz. La Liga Evet. Real Madrid daha çok yani. İki... Bayağı Evet. Real Madrid Evet. kadrosu. Ancelotti'yi yapın bari. Hocam Hayır, Clement buradan bir Watt. mesaj var aslında. Ha. Real Madrid bir santrafor olsun zaten. Evet ya. Santrafor var. Yok. Ama yok. Öbür beklerin hepsi en iyilerdi. Real Madrid. Yarabbim. Santrafor göremiyoruz. Evet. Buradan Kolay Florentino Perez'e sesleniyorum. gelmedi. Mbappé'yi veya Haaland'ı alın kulübe. Bu arada geçen Ha. sene de Real Madrid forması aldı. Çok beğendi. Baba şeyi biriktireceğim para. Yarısını vereceğim. Arsenal'in deplasman formasını çok beğendi. Ha. Yeşilli yeni forma Evet. var ya hep. Evet. Güzel bir Değil forma mi güzel? gerçekten. Güzel. Güzel Şeyde yeşil de bir forma. burada da iç saha formamız o Arsenal forması. Bir Güzel bir de dış forma. deplasman forması da Real Madrid 3. forması. O da bayağı güzel. Adamlar forma tasarlamamış resmen. Çok güzel. Burada direkt klasik Real Madrid Evet. kadrosu zaten. Serie A var. Serie A'da bayağı iyi bir kadro oldu. Evet. Boşluklar var. Ya, olduğu kadarıyla şey Ama yaptık. evet. Ya Bakalım. paramız var alabilirdik. Biz olduğu kadarıyla ilerledik. Sezon başında Clasper'i Beşiktaş tercih edebilirdi ama tercih etmedi. Ha, Hakan var. Evet. Chukwueze var. Zapata düşen oyunculardan biri. Her sene Zapata 83'ten aşağı doğru. 85'ti, 83 oldu, 81 oldu. O böyle olan oyuncu ne oluyor sonra? Bir anda artıyor. Süper Lig'e geliyor. Evet. O da var. Doğru. Zaten Mesela ismi çok kısa Dimarco var. geçiyor ya. Türkçe Dimarco takımı. var. Bu Adam hafta orta inanılmaz bir sahadan, gol evet, attı. orta sahadan bir gol attı. Ve Haftanın adam inanılmaz orta bir gol. yapmamış yani. Bilerek vurmuş Evet, gerçekten. bir açıları Şut gibi var. açıdan bir vurmuş. Gol olmuş. Gerçekten çok güzel bir gol. Ben bu Martinez'e bir bakayım. Bu Evet, Darmian'ı Martinez. aldık. Darmian da 86'ydı, 87 oldu. Hayır, 85'ti. Ha, 85. 85'ti ilk olduğunda. 87. 85'ti. Şu an İnter'de 87 oldu. gruptan. Aa, ben bunu 87. Ve bu bilmiyordum. kartın çok garip bir şeyi var. Kart sağ orta sahada oynuyor. Ya bunu alıp buraya koysak oynuyor. Aa, çok Ama iyi. asıl mevkisi stoper. Çok değişik bir kart. Garip yani. Onun dışında Plesen Darmian'ın var. kariyerinin özeti gibi olmuş. Her yerde oynayan ama diye. Evet. Rafael Leao var. Benim en sevdiğim kartlardan biri. Bu da gene kadro Çok iyi. kurma. Çok hızlı. Ayın oyuncusu. Çok hızlı. Flystar'lar nasıl? Üf. Hız var. Plese var. Top cambazı var. Doğal yetenek var. Seri var. Bu da altın. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Kouame. 3-4 mevsim şey. Evet. Onu 3-4. gösterdik zaten şu 3-4. an. Kouame'yi gösterdik.
Martinez zaten göstermiş. Martinez şu an ben bir eve gidince bir bakayım. Çok şey, ucuz. Çok ucuz. Çok iyi bir kart. Yani. Tavsiye ederim. Ucuzluğuna göre iyi. Evet. Kimya yapması bir tık sıkıntı benim kadromda. Bende Messi var. Messi ile olur. Kalecim de şey. Martinez. Martinez. Olur. Çünkü benim kadromda Serie A bir tane var. Hocamı da Pochettino yaptım. Olur. Aynı zamanda ben Emre ben Erkut ben abin gibi Arjantin ve Messi'ci. Evet. Messi. Onları da söyleyelim. Messi. Lig 1 var. Lig 1 kadrosu da güzel. Yani bir tık zayıf kaldı öbürlerine göre ama. Ama bunun nedeni buraya şu an çok kart çıkmaması. Çıkan çok baba kartında çok pahalı. Mesela şimdi evet. Kylian Mbappe, Mbappe geldi. Mbappe pili geldi. Yani. Çok güçlü geldi. Çok pahalı oluyor. Yani ama Mbappe bizim her sezon iki tane hedefimiz var. En başta Mbappe ve Roberto Carlos. Mbappe'ye evet. Özel yapıyoruz. Roberto Carlos görev gelince de ikonlarda yapıyoruz. Direkt olarak ona gidiyoruz. Evet, direkt. Onun dışında burada ya özel hepsini aldık. Bu oynanarak gelmişti. Bu ikisi kadro kurma. Babam üçlü statik çıkarmış. Matic çıktı. Fotoğraf seçimi çok iyi değil mi ya? Kafa bandajlı. Evet, kafa bandajlı. Çok cool durmuş gerçekten. Evet. Çok güzel seçmişler. Ayın oyuncusu kaleci. Çok değişik ya. Yani. Ayın oyuncusu evet. Bir kaleci olunca zor aslında. Alt yediği için. Evet, gol yemeye bakarak. Farioli orayı da bir... Yani Farioli'nin takımında oynayıp ayın oyuncusu kaleci olacak deseler ben ne oluyorum? Evet. Ama aynı geriden zamanda... Oyun kuruyor ya. Ama aynı zamanda Nice PSG'yi yendi. Evet, o hafta evet, yenmişlerdi. Evet, ve bir ara ligde bayağı liderliği götürdüler. Bu hafta berabere kaldıkları için hala yenilgisizler galiba. Yenilgisizler. İkinci sıradalar ve yani. PSG önlerine geçti. Öyle geçti. Beraberlik sayıları evet. Fazla ama o bile çok büyük başarı. Kesin. Evet. Onun dışında... Şeyi göster istersen. Sezonu bir göster. Siz kaça geldiniz? Bir tane daha... Bir de kadroda şeyi... Bir tane daha kadro var. Süper Lig var. Süper Lig var. Hepsini şey yaptık mı? Yok, Süper Lig'e girelim. Bundesliga. İlk Bundesliga yapalım, en son Süper Lig. Bundesliga yani iyi bir kadro. Evet. İyi bir kadro. Çok özel var. Şeydi 85'li 86 oldu galiba. Siz yapmışsınız gelişimi. Reyna. Evet. Reyna da aslında bence en iyi ofansif orta saha oyuncu. Ben kadar... Reyna'yı hiç sevmiyorum. Çok kötü oyuncu. Stoper'de de geliştirmelerden yaptık. Santrius kartını geliştirdi. Santrius'u 84-86'ya çıkardı. Evet. Evet. Marco Reus. Ya, çok üzüldüm. Çok düşük yapmışlar. Ama normal artık yaşlı. Tamam evet. Ama adam hala tek takımda yani. Götze var. Bu da 87'ydi. 89'a çıktı. Bayağı iyi bir kart. Boniface bayağı iyi. Götze de kariyeri bayağı düşüp tekrardan bir yükselen bir oyuncu evet, oldu. Evet. Yani bitti aynen derken öyle. Futbol bitti kariyeri. PSV'ye gitti, biraz kendine evet. Geldi. Bir Eden Hazard'a bağlamak üzereydi, bağlamadı. Bağlamadı evet. Eden Hazard da maalesef futbolu bıraktı. Ama Eden Hazard'ın genel kariyeri, yanlış bilmiyorsam Chelsea'de iki defa Premier Lig'de yılın oyuncusu evet, falan seçildi. Evet. Olağanüstü. Aynen. Tabii. Yani Götze hiç o seviyeye çıkamadı. Bir Dünya Kupası finali işte. Herhalde. Yaptı biraz şey, işte Bayern falan bir şeyler yapmaya çalıştı ama o seviyeler hiçbir zaman gelmedi. Tabii. Evet, bir süre sonra düştü. Yani o gol olmasa Eden Hazard'ın da 2018 Dünya Kupası'ndaki performans Belçika'nın 3. olduğu. Evet, kaptan evet. Daha iyi oynamışlardı. Kesinlikle yani ben... Hatta 2018'e... Di Maria mı atmışlar Jantin'in golünü? Yok, 2014'te Belçika'ya evet, girmişlerdi. 2018'de yarı finalde Fransa'ya. Hayır, yani. 2014'teki maçta sanki Di Maria'ya girmişti. 1-0 bitti. Uzatmalarda. Evet, 1-0 attı. Evet, uzatmayla atmıştı. 2018'de Belçika'ya çok yazık olmuştu. Fransa'dan çok daha iyi oynayıp bir korner kafa golüyle Fransa Allah finale işte. Çıkmıştı Hırvatistan'a. Umtiti galiba. Umtiti. Ama bir tane de 2018 Dünya Kupası'nda Pavard'ın Arjantin golü var. Ayak dışıyla çok iyi bir çok güzel yani ceza sahasından müthiş bir gol atmış. Onun dışında sezonda biz şu anda tam buradayız. Ha, iyi. Tıkanmışız. Belki yayın sonuna kadar yapabiliriz de şu an neler var? Çok görev de kalmış. Şu an evet. Geliyor. Buradan aslında bizim sesimizi duymuyorlar tabii de gene gelsin Emir sezon görebilir. Olur, hayır olabilir. Bir tane maç yapacağız ya onun çıkışında maç yaptığımız ve gol attığımız tamam. İçin bir tane daha paket atacağız gene. Tamam. Ben bir şey göstermek istiyorum Emir çok hızlı olarak. Arkadaşlar biliyorsunuz görevler geliyor.
bunları şeyler yapıyorsunuz. Mesela gelen görevlerden biri takım takibiydi. Temalı takım takibi. 5 Hollandalı, 5 Belçikalı, 5 Bundesligalı gibi şeyler istiyordu. Bir de önemli aşamalarda Fransa Kadın 1. Ligi geldi mesela örneğin. 100 galibiyet istiyor falan. Bunları ilerletiyoruz. Bunları nasıl aynı anda ilerletiyoruz? İşin şeyleri biliyorlardır ama ben yine de göstereyim hemen. Kadroya bir kadroya girerek. Hepsinden biraz bir biraz. Kadroda 3-4 görevi aynı anda ilerletebiliyoruz. Hmm. Ona da genelde altan görevde yapıyoruz kadromuzda. Bakın şimdi şöyle Emir de biliyor bunları. Ben bu kadroya hiç girmiyorum. Hollandalı oyuncular 5 tane Hollandalı koyduk. King göreviyle bir görev ilerletiyoruz. 2 Fransa liginde ilerletiyoruz. Bir de sağ bek geliştirme ilerletiyoruz. Evet. Yani aynı yerde 4 tane. 100 galibiyet, 100 maç oynama, 6 squad battles kazanma, 7. 7 tane şeyi birden ilerledi. King'de sen söyledin abi günlük 3 tane geliyor bu. 3 tane kiralık. 3 bronz kartı veriyoruz. Bize 3 maçlık kiralık King veriyorlar. Onunla da her gün 2 tane paket veriyor bize. Bedavadan direkt. Ama King de aslında güzel bir kart. Evet. Savunmaya dayalı. Savunması çok iyi. Hızı bir tık, da iyi. Bir tık pahalıya verdiler kartı. Evet. Evet, kartı bayağı pahalı. O yüzden çok tercih etmedik biz bu sene. O maça zaman geçelim. Maça geçelim. Evet, bir yarı ben bir yarı Emre oynayacak. Tamam. Altan abi uygunsa. Ben evet. Şeyim, gözlemci. Sen bununla ayarlı istersen. İlk yarı sen mi oynamak istersin? Yok oynasın. Tamam iyi. Uzak mesafe bence benim. Yani ben iyi oynarım. Uzak mesafe, Puteyas'la Plesse. Tamam evet. Uzak mesafe. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi uzak mesafe ceza sahası dışından goller sayılacak. Hayır, ceza sahası dışı 2 sayılıyor. İçeriden atarsak 1 sayılıyor yani. Ha sayılıyor. Diyorsun. Sayılıyor. Ha tamam. Bakalım. Allah Allah yandık. Benim kolum ağrıyor Altan abi ben. Benim uzun süredir ağrıyor. Yani Emre'yi ikinci yarıda iyi bir spor bırakmak istiyorum ama işim çok zor gibi. Emre kesinlikle Türk ikon ya da Türk kahraman Emre gelmesi lazım. Emre Verizoğlu'nun. Ooo. Epe öne geçti. Şimdi bu işte ücretsiz Haaland kartı gündemde galiba. Aralık ayında vereceklermiş o kart. 1 Aralık şeyinden, 1 Kasım'dan dolayı. Emir, 2-1 öne geçmek için biraz. Atacağım. Bir korner olsun. Ha, korner taktiğim. Evet, korner taktiğim var. Evet. Sert vuruş. Korner olması için bir tane böyle vuruyoruz. Korner oluyor. Olmadı. Efe'de. Evet, yakaladım. Alırız. Emir taktiğini açık edince ben şimdi topu korner evet. Atmamak için taşı atan son anda savunmacılar oluyor diye onun gibi. Biraz bu sezon faullerde kartları çok kötü. Çok çıkarıyorlar. Çok faul veriyorlar. Yani faul olmayan pozisyonları bile artık faul vermeye başladı hakemler oyundaki. İyi geldin. Feyyaz. Çok gömüldü. Evet. Otobüsü çekti. Hadi be. Direkten döndü. 2 oluyordu değil mi Saitsa? Evet ya. Feyyaz. Platin'in en büyük özelliği ceza sahası dışı oynadığı zaman içeri hiç atmaya çalışmıyor. Birlik gol peşinde koşmuyor. Eyvah. Atar. Yo, korner. Korner. Aa bir de benim taraftan tamam. Şimdi Feyyaz korneri kullanan nasıl atacağım? Hadi bakalım. Bayağı çok iyi taktik be. Organizasyon çalışmış basketbol. Ve gol geldi. Ceza sahasının içine girersek olur. Kendi takımım yedi ama. Çok güzel bir Silva. Güzel bitirdi pozisyonu. O zaman ben çok ikiliklere girmeden. Ya pozisyon olduğunda ikilik deneyeceğim. Abi yalnızım. Sen ama önce öne geç, sonra şey kovala. Emir, bu arada şunu söyleyeyim. Tibibu Spor'da Tibibu Spor'da oynayan, çalışan hemen hemen bütün ekip çok çok iyi. Fut oyuncusu, fut turnuvası düzenlendi. Benim hafif sakatlığım vardı, oynayamamıştım. Sercan şampiyon olmuştu. Evet, ya bir yanılsaydım
Unutulma ya. Ben dedim seni yenemem. Bu Avrupa şampiyonası evet. yapılırsa bence gel oyna turnuvada. Evet, evet. Tam da okulun bitme zamanı olur. Doğru. O zaman oynarsın. Aslında. Çünkü muhtemelen son Kasım'da okul vardı. Dünya Kupası zamanı. Evet, Emir yani, de sakatlandı bu arada. Evet. Ben sakatlandım. Emir de gerçekten sakatlandı. Şeyinde futbolda parmağından sakatlandı. Oynayamadı. Bir hafta 10 gün tabii onun için çok kötü geçti. Gol atıyor. Kolu falan bırakıyor abi. Hayır ya. Çakmak için bıraktım. Elimde yoksun. Evet bakalım Emir'de. İkinci yarıda performansına performansına görelim bakalım. Gordon. Gordon da hızlı bir kart. Çok, çok belli ettin ama. Yorum yapıyor bu. Bak sen ben burada nereye atacağım sence? Atmayacağım bir çalışacağım. Oh Teyaz. Kaybetti de. Gol diyor. Lütfen lütfen. Ama söyledi. Baba dedi dışarıdan gol atarsam puteye aslatırım. Yani maçtan önce söyledi bana da en çok gol atıyor. Bir Roberto Carlos'u kiralığıyla çok atmıştı. Bir de böyle atıyor yani. Bir önceki geçen yılın skoruna yetişebilecek miyiz? Oo iyi bir kurtarış kurtar. Baba geçen yıla yetişir miyim? 6-1 bitmişti. Oğlum her sene rakipler değişiyor. En önemli şey maç bitmeden konuşmamak. Ben çok takım gördüm öyle. Efe abi söyledi. Hayır genel anlamda tüm şey için. Hayır Efe abi sen bu maçı yeneceksin gibi duruyor. Ben belli olmaz dedim hayır. Yenildim. O sadece onun için demiyorum. Genelde de futbolda da bize en büyük ders maç bitmeden konuşmamak. Yani ben Şampiyonlar Ligi finali 99 finalinde 1-0 önde uzatmalara giren Bayern Münih'in 2-1 yenildiğini sol kalle. Uf. Sheringham atmıştı. Evet. Yanılmıyorsam. İkisiydi. İnanılmaz bir finaldi o da Alkan evet. abi. Kim yenmişti o finali? Manchester United. Son dakikaya 1-0 önde girdi uzatmalara Bayern Münih. Onun için Ente oynamak da herhalde diyelim. Bu en son Beckham belgeselinde de biraz işlenmişti. Evet, evet çok güzel. Hatta Bayern'le bayağı onun şeyi çok yaşadı ya Matheus. Bir gün Şener Zercik'le genel bir konuşma yapıyordum. Levent'teki, Maslak'taki iş yerine gitmiştim ziyarete kendisi. Bu gol olmuş lazım bence. Evet. Ama mesela buna vermedi çok dandirik bir pozisyonu foul verecek. O maça geldi konu bir anda. Altan dedi o maçta da Johansson'la birlikte Neukamp'ta en üstteydik dedi. Ve maç artık 90 dakikada olunca dedi biz ödül töreni falan aşağı indik dedi. Aşağı indiğimizde bir şey gördük dedi. Herkes yerlerde. Üzülmesi gerekenler seviniyor. Sevinmesi gerekenler ne olduğunu anlamadım. Aynen kendi ifadesi yani. Full cezasız. Martinez miydi o? Hmm. Ama Martinez varken içeri girmen lazım. Klasik kartı olmadığını sen söyle. Doğru. Bak teknik direktör olarak hata. Kendin dedin ki kartı yok. Hayır sen, orada Puteyas'ın olması. Tamam da Puteyas o değildi ama. Sen biliyorsun onu. Martinez kartı. Messi. Ah be dışarıdan. 4-4 oldu gördün mü bak. Dışarıdan evet. Aha son saniye son pozisyon. Son şans. Yalnız. Döneceğiz, döneceğiz. Beklenmedik bir at. Evet. Oo! Son bir korner. Yap taktiği. Bir korner daha. Bitirdi. Uzatma. Efe. Uzatma. Penaltılar yok mu? Burada da mı iki devre oynayacağız? Evet. Fark etmez. Ama istersek bir devre de olur.
Bana sıkıntı yok. Rantılar da olabilir tabii. Evet. Ben kaybetmişim tabii. Emre kazanmış şu an. Bakalım en azından bu skoru Emre'ye vermeye çalışacağım. Aslında maçı kazanmıştı. 4-1'de Alper abinin dediği gibi. Olabilir ama bu işin yeterli çünkü. Aynen. Oy ama kaçıncı direk. Direkleri dövdün direk ya. Üçüncü direk ya. Ve acayip uzaktan vurdun. Direkleri dövdün resmen. Sinirim oldu. 3 tane direği var. Maşallah ya vallahi. Os parçalığın hiç. Çok iyi geç. Faal yaptım o. Kudüs. Kahil. Vurmayıp bir öndekine topu aktarsan. Bak diyorum ya uzaktan atma. Yine karşı karşıya kalacak sandım. Maçın yıldızına Martinez diyebilir miyiz? Evet. Şu ana kadar iyi. Bir tane daha gol yerse olmaz. Evet. Şu ana kadar Messi de iyi, Stoyas da iyi. Stoyas da dışarıda herhalde. Aferin bende. Öldün. Bittin. Sıfır. Ama yalnız. Vallahi ben ona yapmaya çalıştım. Bence Fulya'yı acısını çıkaracağız. Ooo! Martinez! Adeta Dünya Kupası finali. Ama kafa vuruşu var evet, ya. Çok iyiydi. Kola Muane'nin topunu evet. Çıkartmıştı. Evet. Yalnız bu da bir şey değişik pozisyon diyor. Martinez yok. Tam aynı pozisyon olmadı mı? Ama Pitez'i öldürdüler ya. Degas çok iyi. Gitmez o. Oh. Penaltılar. Hazır mısın? Hayır. Oh. Emre nasıl? Çok iyi abi. Ha? Bayağı iyi. Evet, burada oynamıyoruz. 4-4 bitti maç. Evet, 4-4. Penaltıları yapmadık. Yapmadık. Evet. Bilmiyorum evet. Efe, nasıl gördün? Bayağı iyi. Emir'deki gelişme, bir yıl önce sen mi oynamıştın? Ben yine çok zorladı Emir'de. Öyle ama maçta da zorlamıştı. Ama evet, daha yani oyun hakimiyeti. Keşke özellikle penaltılar da olsaydı ya. Keşke penaltılar çok olsaydı. Emre sen nasıl gördün? Ben çok beğendim. Çok iyi. Uzaktan şutları da çok iyi. Vallahi çok zorladı beni. Zorladı değil. Yani maçın üstünlüğü ondaydı açıkçası. Olsun. Önemli değil ama şöyle bir şey soruyorum. Tekrar tüm şu andaki kuşak çok fazla oynuyor ya. Evet, şey oyunları. Tekrar soruyorum. Emir şeylere çok iyi uyuyor. Kurallara. Yani, kural saat, haftalık saat şeyine bu çok önemli. Hafta doğru. Sonu da iPad'den bazı şeyler yapıyor. Kadro kurma görevleri falan ama aşırı derecede bunu oynamıyor. Fortnite oynuyor, Fall Guys oynuyor. Çeşitli oyunları var değil mi Emir? Evet. Tebrikler. Valla yine o arada online oynayalım seninle biz. 4-4 dostluk maçı olsun. Ayağına sağlık. Evet. Yine tatillerde bekliyoruz altanlarda. İnşallah. Ağırlamak çok İnşallah. Büyük bir keyif. Emir'i online arkadaşlarından biri de Can Sancaktaroğlu. Evet. O da çok seviyor. Birlikte evet. Oynuyorlar. Birlikte bazı şeyleri yapıyorlar. İnşallah daha önümüzdeki zaman dilimlerinde onu evet. Da konuk edeceğiz. İnşallah. Bakalım. O zaman kapatıyorum bu hafta butonu. Teşekkür ederiz tekrar. Teşekkür ederiz Emre tekrardan. Ağzınıza sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.